Geceleri sokaklarda belirsiz bir hareket olur. Bu gece hareketliliğinin bir kısmı aslında uyumakta olan insanlar tarafından gerçekleştirilir. Kimi insanlar uykularında yemek yer. Kimi eşlerine saldırır. Hatta kimi cinsel ilişkiye girer. Ama insanların uyur gezerlik halinde karmaşık suçlar işlemesi, hatta cinayet işlemesi mümkün müdür? Bir adam uyurken 20 kilometre araba kullandığını ve kayınvalidesini öldürdüğünü iddia etti. Ceza almadan kurtuldu. Başka bir adam karısını 44 kez bıçaklayıp evlerinin havuzunda onu boğdu ve hüküm giydi. Uyur gezer cinayeti savunmasında kanun ne diyor? Peki ya bilim? Bazı cinayetlerin birinin uyur gezer hali sırasında meydana geldiği su götürmez bir gerçektir. Hala başlangıç aşamasında olan uyku bilimi, insanların uykularında son derece karmaşık şeyler yaptığına işaret ediyor. Ama uyur gezerler cinayetten paçayı sıyırmalı mı? Uyur gezerlik savunmasında gerçekten şüphe duyduğum birkaç özellik var. Bilim ve hukukun karşı karşıya geldiği noktada hayret verici sonuçlara ulaştığımız şaşırtıcı bir araştırma yaptık. Efsane mi, gerçek mi? Dünyanın en kötü şöhretli uyur gezeri Lady Macbeth, işlediği cinayetlerin suçluluk duygusundan sembolik olarak arınmak için takıntılı bir şekilde ellerini yıkardı. Çık dedim, lanetli pislik, çık! Ne ironiktir ki günümüzde cinayet davalarında uyur gezerlik savunması yapılabiliyor. Gerçekten de uykumuzda birini öldürüp bundan haberimiz olmayabilir mi? Jüri bazı davalarda bu soruya evet dedi. Uyur gezerlik savunması, toplumun kişisel sorumluluğu başka yöne çevirme çabalarına duyduğu ilginin bir yansımasıdır. Birinin son derece şiddet içerikli tavırlar sergileyip hiç uyanmamasına inanmak çok zor. Uyur gezerlik hali budur zaten. Yaptıkları şeylerin farkında değiller. Şiddet uyguladıkları esnada uyanmıyorlar. Zaten uyur gezerlerle ilgili araştırmalarda göreceğiniz en belirgin şeylerden biri de budur. Kendilerini kesebilirler, zarar verebilirler, ellerini buz gibi suyun altına sokabilirler. Hiçbir şey hissetmezler ya da en azından onlara bilinç kazandırıp uyandıracak bir şey. Uyur gezerlik halinden çıkmazlar. ...23 Mayıs 1987'de Toronto'da 23 yaşındaki Kenneth Parks televizyonda Saturday Night Live izlerken uyuyakaldı. Bir eş ve baba olan Parks uyur gezerdi. O gece ayakkabısının bağcıklarını bağladı ve arabasına bindi. Trafik ışıklarından geçerek uyuyan şehirde yol almaya başladı. Toplamda 20 kilometreden çok yol almıştı. Daha sonra arabasını durdurdu, bagajdan levyeyi aldı ve eşinin ailesinin evine girdi. İçeri girince kayınvalidesini yataktan sürükledi ve ona vahşice saldırdı. Kayınvalidesini lastik levyesiyle merhametsizce döverek onu öldürdü. Kayınpederi onu durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Parks onun boğazını sıktı. Neredeyse onu da öldürüyordu. Anlattığına göre genç adamın hatırladığı ilk şey polis merkezinde galiba birilerini öldürdüm, ellerim diyerek kanlı avuçlarına bakması. Bu uyur gezerlerde tipiktir. Geçirdiği nöbeti kesinlikle hatırlamaz. Bir şeyler olduğunu fark etmiştir ama tam olarak ne olduğunu tanımlayamamıştır. Ve uyandığında da yatağa geri dönmektedir. Mahkemesinde savunma avukatı Kenneth Parks'ın parasomni hastası olduğunu, yani uyurken farkında olmadan bir şeyler yaptığını kanıtlamaya çalıştı.
Birçok uyur gezer cinayet davalarında ölçüt kabul edilen şu soruları sordular. Şahsın uyur gezerlik geçmişi var mı? Cinayet için sebep var mıydı? Uyur gezer cinayetin izlerini kapatacak herhangi bir girişimde bulundu mu? Yoksa hiçbir şey hatırlamıyor mu? Parks cinayeti hatırlamadığını iddia ediyor. Ama mahkemede çoğu insanın aklında kat ettiği 20 kilometre yol vardı. Vites değiştirip trafik ışıklarından geçerek uyanmadan o kadar yol nasıl araba kullanmıştı? Yaptıkları son derece karışıktı ve çoğu insan uyur gezerlik halinde araba kullanabilmeyi hiç de olası bulmadı. Uyur gezerler normalde daha basit şeyler yapar. Giyiniyorlar, eşyaların yerini değiştiriyor, ortalıkta dolaşıyorlar. Çok bilinç gerektirecek şeyler değil bunlar. Ama uyku üzerinde araştırma yapanlar, inanılmaz da olsa uyur gezerlerin karmaşık şeyler yapabileceğini söylüyor. Uyur gezerlerin ata bindiği, araba kullandığı, helikopter uçurmaya kalktığı bilinir. Onlarınki genelde döngüsel bir tavırdır. Yataktan kalkmalarıyla başlar. Bir görevi gerçekleştirip, sonrasında da uyumak için yatağa dönerler. Ken Parks uyur gezerdi ve cinayet işlemesi için bilinen hiçbir sebebi yoktu. Kayınvalidesi ona sevgiyle kibar devim benim derdi. Ama Parks'ın ciddi bir kumar sorunu vardı ve işten çıkarılmıştı. Bunu ertesi gün eşinin ailesine açıklayacaktı. Utanç verici bir yüzleşmeden kaçmak için onları öldürmüş olabilir miydi? Jüri onu uyur gezerlik sebebiyle suçsuz buldu. Kenneth Parks mahkemeden özgür biri olarak çıktı. 2003 yılında İngiltere'de ilk uyur gezer cinayet davası Kraliyet Mahkemesi'ne taşındı. 32 yaşındaki Jules Law babasını döverek öldürdüğünde uyumakta olduğunu iddia etti. Jules Law'un zor bir hayatı olmuştu. Annesi o 2 yaşındayken kendini öldürmüştü. Abi Edward da 1998'de intihar etmişti. Jules ve babası Eddie baş başa kalmıştı ve sözde yakınlardı. ...2003'ün Ekim ayında bir gece ikisi yerel bir bara gidip Eddie'nin yeni ölen ikinci eşi hakkında dertleştiler. Barda birkaç kadeh içtikten sonra eve gidip dertlerini alkole gömmeye devam ettiler. Ertesi sabah Law, babasını evlerinin önünde 90 ayrı yara almış halde dövülerek öldürülmüş olarak buldu. Jules, olayın nasıl olduğunu kesinlikle hatırlamadığını iddia etti. Ama ister sarhoş, ister uyur gezer haldeyken olsun, Jules kalkmış ve aniden babasına saldırmıştı. Onu yere fırlatıp arka arkaya teknelemişti. Yaşlı adam kaçmaya çalışmıştı ama Jules ona sandalyeyle vurmuştu. Jules daha sonra yaptığının farkında olmayarak yatağına dönmüştü. Genç Law babasının vahşi ölümünden dehşet duyduğunu iddia etse de bunun sorumluluğunu almayarak olayı hatırlamadığını, o esnada uyur gezer halde olduğunu söyledi. Law, mahkemeden önce testler uygulanması için Londra Uyku Merkezi'ne gönderildi. Polisonogramı Dr. İrşat İbrahim yürüttü. Klinik geçmişi göz önüne alarak objektif bulgularımız ve ailedeki uyur gezerlik geçmişi doğrultusunda Jules Law'un uyur gezer halde olduğu sonucuna vardık. Ayrıca bu onun için alışılmadık bir davranıştı. Ki bu da uyur gezer cinayetine işaret eden diğer bir faktör. Peki Jules Law cidden uyuyor muydu? Yoksa o ve babası sarhoş kavgasına mı girmişlerdi?
Şunu unutmayalım ki çok alkol almak uyuduğunuz anlamına gelmez. Jules Love ve Kenneth Parks cinayetten paçayı sıyırmışlar mıydı? Karar alışılmadık uyku bozukluklarına kaldığında bu beraat etmek ve hüküm giymek arasında ince bir çizgi halini alır. Tanık olmadan birini suçlu bulmak jüri açısından çok zordu. Ama uykuda birini öldürmek gerçekten mümkün mü? Yoksa bu tavırların başka bir açıklaması olabilir mi? Çoğu insana göre uyur gezerlik rüyaların dışa vurumudur. Köpeklerin uykularında tavşan kovalaması gibi bir şey. Ama uyku araştırmacılarının ilk bulduğu şeylerden biri de rüyaların uyur gezerlikle ilgisi olmadığıdır. İnsan vücudunun bizi rüyalarımızı gerçekleştirmekten alıkoyacak akıllı bir mekanizması vardır. REM uykusu sırasında beynimizin düşünen ve düşleyen kısımları harekete geçerken beyin sapındaki bir iç düğme vücudumuzu paralize eder. Bu fiziksel olarak hareketsiz haldeyken vahşi zihinsel fantezilerimizin gerçekleşmesini imkansız kılar. Ama bazı insanlar REM uykusu sırasında sorun yaşar. Vücudu paralize eden düğme tamamıyla çalışmaz ve bazen acı verici sonuçlar doğurur. REM uykusu davranış bozukluğu olan insanlar REM uykusunda giden felç haline girmezler ve dolayısıyla REM uykusundayken rüya görmeye başladıklarında bu rüyaları gerçekleştirme yetisine sahip olurlar. Örneğin biri futbol oynarken topu yakalamaya çalıştığını görse topu yakalamak için yataktan atlayabilir ve yere düştüğünde uyanır. REM uykusu bozuklukları korkutucu olabilir. Arada insanlar kendilerine saldırıldığını görür ve partnerlerine karşılık verir. Ama iş gerçek uyur gezerlerin sergilediği derinlemesine karmaşık tavırlara gelince söz konusu olan başka türlü, bilim için bile hala gizemini koruyan türde bir uykudur. Bunlar REM uykusu öncesindeki uyku evreleridir. Uyur gezerlik, uykuda konuşmak, karabasan, uykuda yemek, uykuda sevişmek, hatta diş gıcırdatmak bile parasomni çeşitleridir. Yani bazı insanların uykuda sergiledikleri bilinçsiz hareketler. Hepsi de uyku döngünüzün ilk yarısı olan NREM'de, uykunun göz hareketi olmayan kısmında görülür. Çoğumuzun beyni dış dünyadan gelen sinyallere kapanır. Ama uyur gezerlerde beynin alt kısmı uyanır, fakat üst kısmı beynin düşünce ve öz farkındalıktan sorumlu olan kısmı uyur. Bu bağlantısızlık yataktan çıkıp dolaşmaya ve ertesi günü bunu hatırlamamaya yol açar. O halde parasomni olup olmadığınızı nasıl öğrenirsiniz? Minneapolis'teki Minnesota Bölgesel Uyku Bozuklukları Merkezi Kliniği, yılda 4000'den fazla uyku sorunları yaşayan hastayı tedavi ediyor ve bu rakam giderek artıyor. Dünyaca ünlü uyku uzmanı Dr. Mark Mahawald, parasomni hastalarının, tehlikeli olanlar dahil, dünya işi uykuya tercih ettiği sürece artacağına inanıyor. Çoğumuz az uyumanın gurur duyulacak bir şey olduğu olgusuyla yetiştirildik. Ne kadar çok uyuduğunuz konusunda böbürlenmez, az uyuyup çok çalıştıysanız böbürlenirsiniz. Yani az uyumak işe kendinizi adamakla ve iyi bir çalışan olmakla eşit tutulur. Ama aslında uykusuzluğun her miktarının performansa zarar verdiğini bilmemiz gerek. Uyku tüm dertlerin unutulup rahatlanması gereken bir zaman olmalıdır. Ama belli ki çoğu insan için bu böyle değil. 10 yetişkinden biri uyur gezer. Çocuklardaysa bu oran çok daha yüksek. Kimi çocukların %20'sinin bir noktada uykusunda gezdiğini söylüyor. Uyur gezerliğin birçok sebebi var. Ama ilk sebep uyku eksikliği. Diğer tetikleyici sebeplerse uyuşturucu, alkol ve stres. Arizona'daki Scott Flatter davası hukuk ve bilim çevrelerini ikiye böldü.
Scott Flatter bir mühendis ve mormon rahibiydi. Karısı Yarmila'yı av bıçağıyla 44 kez bıçaklayıp evlerinin havuzunda boğarak öldürdü. Komşusu karısını boğarken onu gördü. Yani cinayetin faili konusunda şüphe yoktu. Ama Scott liseden beri ilk ve tek aşkı olan karısını asla bilerek öldürmeyeceğini, mutlaka uykusunda gezdiği yönündeki ifadesini korudu. Flatter'ın savunma avukatı Michael Kimmerer cinayeti şöyle anlattı. Scott masada oturuyordu. Daha önce dışarıda havuzun motorunu tamir ediyordu. Aşağı inip akşam yemeği yediler. Scott, iki çocuğu ve Yarmila İspanya'ya gidip orada emekli olma planlarından söz ediyorlardı. Scott çalışmaktan yorulmuştu ve yatacağını söyledi. Yarmila motoru tamir etmezsen havuz yeşile dönecek dedi. Cumartesi yaparım. O da başka zaman yapacağını söyledi. Yarmila yatmayıp televizyon seyretti. Saat gece 10 ile 11 arasında uzun bir uyur gezerlik geçmişi olan Flatter yatağından kalkıp pijamasının üstüne iş kıyafetlerini giydi ve evden çıktı. Uyanıkken başladığı işi bitirmek üzere havuz pompasının başına gitti. Yarmila dışarıdan gelen bir ses duyduğunda hala televizyon izliyordu. Yarmila dışarı çıkıp muhtemelen o esnada uyur gezer halde olan Scott'ı gördü. Elinde bıçakla havuzun O halkasını çıkartmaya çalışıyordu. Tahminimce arkasından yaklaşıp ona dokundu ya da onu tuttu ve Scott ne yapıyorsun dedi. Scott da anında bir uyur gezerin başına gelebilecek o öfke nöbetlerinden birine girip Yarmila'yı bıçaklamaya başladı. Tahminimce böyle oldu. Savunma ve savcılık, Scott'ın Yarmila'yı 44 kez bıçaklayıp sonra onu havuzda boğduğunda hemfikir oldu. Ama davanın savcısı Juan Martinez bunun planlı bir cinayet olduğuna inanıyor. Scott Flatter'ın da karısı kadar uyanık olduğuna. Scott Flatter'ın karısını öldürmesi bilinçli bir seçimdi. Onu evinin en karanlık köşesine çekti ve yaklaştığında da onu 44 kez bıçakladı. Kanlı kıyafetlerini çıkartıp onları arabasının bagajında bir yere sakladıktan sonra yukarı çıktı, üstünü başını temizledi. Tekrar aşağı indi ve Yarmila'nın hala hayatta olduğunu görüp onu havuza sürükledi. Havuza sokunca da ölene dek onu boğdu. Ben orada ne olduğunu biliyorum. Scott Yarmila'yı öldürdü ve bu planlıydı. Savcılığın iddiası, boğma olayına şahit olan görgü tanığı komşu Greg Cohns'un ifadesiyle çok daha fazla güçlendi. Ona göre bu vahşi olayın gerçekliği su götürmezdi. Hatta dava sonrası röportajlarda jüri üyeleri kendilerine bıçaklamanın değil, boğma olayının çok şüpheli geldiğini söyledi. Kendi başına ilk saldırı uyurgezerlik sonucu olabilir. Ama ikinci saldırıyı uyurgezerlikle ilgili bildiğimiz şeylerle örtüştürmek çok zor. Flatter, o akşamki olaylara dair hiçbir şey hatırlamadığı yönünde ifade verdi. Polis evine gelip onu yere fırlatana dek hiçbir şey anımsamıyordu. Savcılık Flatter'ın cinayeti planlayarak gerçekleştirdiğini kesin surette kanıtlamalıydı. Martinez, jürinin aklına şüphe tohumları ekmek için birçok ufak ayrıntının altını çizdi. Saldırıyı gerçekleştirdiği anda uykuda gezmediğine işaret eden diğer bir şey de giysilerini değiştirmiş olması. Onlara toprak veya kan bulaştığını bilmese niye değiştirsin? Niye yatağa yatıp o halde uyumadı?
kanıtlar çok ikna ediciydi. Yukarı çıkmış, yaralandığını fark ettiği için yara bandı yapıştırma ihtiyacı duymuş. Karanlıkta kaç kişi yara bandı yapıştırabilir bilmiyorum çünkü bu uykuda gezmeyenler için bile zor. Ayrıca uyur gezerler nöbet geçirdikleri esnada anı oluşturamazlar. Dolayısıyla Flater'ın havuz kenarındaki cesedin yanına dönmesi savunmanın zorluk yaşamasına yol açtı. Madem bahsettiği gibi hafıza kaybı yaşadı, o halde bir ceset olduğunu ve o cesedin yerini nasıl bildiğini hiç bilmiyoruz. Bu iki durumda uyur gezerlikle ilgili bildiklerimizle örtüşmüyor. Flater suçunu örtbas etmek için çaba harcamış. Kanıtları saklamış ve eldiven takmış. Ama tüm bunları bilerek mi yaptı, yoksa o zaman zarfında uyuyor muydu? Cinayet için bir sebebi var mıydı? Bu ve diğer ayrıntılar karar verme sürecinde jüri arasında kaldı. Scott suçlu bulundu ve şartlı tahliye hakkı olmaksızın ömür boyu hapis cezası aldı. Bilim Scott'tan yana olabilir. Duruşma öncesi yapılan 4 gecelik uyku testleri sırasında polisonogram sonuçları Scott'ın uyur gezer profiline uyduğunu gösterdi. Annesi onun çocukluğuna uzanan karmaşık bir uyur gezerlik geçmişi olduğunu belirtti. Ayrıca işte çok stres altındaydı ki bunun uyur gezerlik olaylarını tetiklediğine inanılır. Stres ve uyku eksikliği uyur gezerliğin iki ana tetikleyicisidir. Yine de savcı Martinez buna ikna olmamıştır. O gece Scott Flater'ın uykusunda gezmesinin imkanı yok. Tüm belirtiler onun uyanık, düşünür vaziyette ve cinayete hazır olduğuna işaret ediyor. Peki Flater davasını Parks ve Law davalarından ayıran ne? Cinayet davasında uyur gezerlik savunması yapıldığında beraat etmek ve hüküm giymek arasındaki çizgi çok incelebilir. Kanun önünde bir suç işlemiş olduğunuz kesinse ve avukatınız şansınızın çok olmadığını söyleyip ya suçunu kabul edeceksin ya da bunu deneyebilirsin derse çoğu kişi uyur gezerlik savunmasına başvuracaktır. 23 yaşındaki Ken Parks aslında bir düşüş yaşamaktaydı. Zimmetine para geçirdiği için işinden kovulmuş ama kumar oynamaya devam etmiş, hatta karısından bile para çalmıştı. Eşinin ailesini öldürmesi de acaba bu yıkıcı hareketlerine bir başka örnek miydi? Gerçekten uykusunda 20 kilometreden fazla araba sürmüş olabilir miydi? Jules Law davası daha çok soruyu akıllara getiriyor. Davanın savcısı Richard Marks'a göre Law'un babasını öldürürken uykusunda gezdiği yönündeki savunması uç noktada bir uydurmaca. Ada Law'un alkolizm geçmişine dikkat çeken savcı, onun babasına sözlü saldırılarda da bulunduğunu söyledi. Savcıya göre o gece iki adamın bir ağız dalaşına girmiş olmaları, Jules'un uykusunda gezmiş olmasından daha olası. Dolayısıyla şimdilik uyur gezer cinayetlerinden suçlu ya da masum bulunmak yargıçların ve jürilerin elinde. Belki de cevaplar zamanla ortaya çıkacak. Uyur gezerlik geçerli bir cinayet savunması mıdır? Ken Parks, Jules Law ve Scott Flater kendi uyku düzensizliklerinin kurbanı mıdır? Yoksa cinayetten suçlu mu?